Değerli izleyiciler, herkese merhaba. Ben yönetim danışmanı Feridun Gündüz. Biliyorsunuz 4 yıldan beridir devam eden bir program vizyoner. Bugün de çok kıymetli bir konuğum var. Toros Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü Müdürü ve aynı zamanda Uluslararası Ticaret ve Lojistik Öğretim Üyesi Profesör Doktor Köksel Hazır. Sevgili hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizleri sormalı. Sağ olun, çok teşekkürler. Öncelikle hocamın iyi bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Birçoğumuzun otomobille gezdiği Mersin caddelerinde hocam çoğunlukla bisiklete biniyor. Ayrıca çok aktif spor yapıyor. Biraz bahsetmek ister misiniz bundan? Neden bisiklet? Bisiklet çocukluğumdan beri benim sevdam. Seviyorum. Bisiklete binmeyi seviyorum. Hareketli olmayı seviyorum. Bir araç içerisinde kapalı yolculuk etmek çok hoşuma gitmiyor. Yani binmek zorunda kalsam bile camları açma ihtiyacı hissediyorum. Biraz da özgür hissettiriyor insanı kendisini. Doğada olmak, bisiklet üzerinde olmak. Evet, çok güzel. Evet, aslında tavsiye ediyoruz Mersin'de kesinlikle daha fazla erkek ve kadın yurttaşlarımızın bisiklet sporuna ilgi duymalarını, yani, değil mi? İyi bir şekilde ilimizde son yıllarda çok ciddi bisiklet yolları için yatırımlar yapılmaya başlandı. Evet. O güzel bir gelişme. Bu tabii etkileyecek. Yani vatandaşlarımız da etkileyecek. Kolaylaştıracak, bisiklete binmelerini kolaylaştıracak. Bilinç artıyor. Trafikte araç sürücülerimiz daha dikkatliler bisikletlilere karşı, daha saygılılar. Bunlar gördükçe hoşuma gidiyor. Yani Avrupa'yı bir kent olma yolunda hızla ilerliyoruz diye düşünüyorum. Evet, inşallah. Tabii bu konuda kadınlarımız da aslında örnek değil mi? Kadın sürücüler de var bayağı bisikletle ilgili. Çok miktarda. Yani bisiklet grupları var Mersin'de. Süslü Hanımlar diye bir grup da var herhalde. Evet, Süslü Hanımlar diye grup da var. Evet. Belediyelerimizin koordine ettiği bisiklet grupları var. Bu anlamda amatör gruplar var. Yani çok güzel şeyler oluyor. Güzel Mersin'de etkinlikler oluyor evet, Mersin'de. Çok güzel. Evet. Evet, Büyükşehir Belediye'miz de destekliyor. Kutluyoruz buradan da. Büyükşehir Belediye'miz, Meclisli Belediye'miz, Yenişehir Belediye'miz hepsi bu konulara destek veriyorlar. Evet, ne güzel. Evet. Hanımlara diyelim o zaman, süslenin, bisiklete binin. Öyle diyelim. Evet, sevgili hocam, önce kısaca kendinizi bir tanıtır mısınız? Profesör Doktor Köksel Hazır kimdir? Eskişehirliyim. İlk öğretimimi Eskişehir'de tamamladım. İlk orta öğretimimi. Lise eğitimimi Bursa Şifer Asker Lisesi'nde aldım. Lisans eğitimi Kararbo Okulu'nda tamamladım. İşletme alanında ve 1988 yılında Silahlı Kuvvetlerimiz bünyesine topçu teğmen olarak katıldım. 2009 yılına kadar Silahlı Kuvvetlerimize, ülkemize hizmet ettik. 2009 yılında emekli oldum. Akademik hayata atıldım. Meslek hayatımda master ve doktoramı tamamlamıştım. Harp Okulu'nda öğretim üyeliğine başlamıştım 2001 yılında. Oradaki birikimimi üniversitelerimize aktardım. 2013 yılından beri de Toros Üniversitemizde İktisadi Derbiler Fakültesi'nde Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanında öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Yapıyorsunuz, evet. Sevgili hocam, tabii akademisyenleri görünce benim klasik bir sorum var. Özellikle bu eğitim konusu çok önemli biliyorsunuz. Türkiye'de üniversitelerimiz son yıllarda dünyadaki diğer üniversiteler arasında bayağı bir gerilemeye başladılar. Aynı konu yine lise düzeyindeki eğitim için de geçerli. Özellikle PISA testlerinde giren öğrencilerimiz bayağı düşük puan alıyor. Hem sayısalda hem sözelde. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Türkiye'nin eğitim sisteminde bir geriye gidiş mi var? Bir kötüleşme mi var? Ve bu nasıl önlenir? Yani şöyle, eğitim uzun soluklu bir bakış gerektiriyor. Uzun soluklu bir vizyon gerektiriyor. Bir hedefler koymaya gerektiriyor. Sık sık eğer eğitimle ilgili, eğitim sistemiyle ilgili değişiklikler yaparsanız sistem daha oturmadan, sistem çıktılarını vermeden yeni bir sisteme geçiyorsunuz. Bir gerileme oluyor, duraklama oluyor. Yani benim gördüğüm problem bu ülkemiz için. Bir iyi niyet var. İyi niyetle çağdaki gelişmeleri, çağın gelişmelerine ayak uydurma anlamında yeni girdiler verilmeye çalışılıyor sisteme ama biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Yani bir sistemde bir değişiklik yaptığımızda bunun çıktılarını alıncaya kadar, mezunlarını görünceye kadar, mezunların başarılarını görünceye kadar sabırlı olmamız gerekiyor. İki yılda bir değişen sistemler bizi geriye götürüyor diye düşünüyorum ben bu anlamda. En temel sorunlardan bir tanesi bu. Evet. Ayrıca bir tabii yani bir ülkenin eğitim sistemi iyileştirmek istediğimiz zaman mutlaka eğitmenlere, öğretmenlere büyük görev düşüyor, kesin, değil mi? Kesin. Mesela özellikle lisan eğitiminde bunu çok sık görüyoruz, değil mi? Mesela birçok üniversitemizde lisan eğitimi olmasına rağmen, yani İngilizce temel olarak olmasına rağmen birçok insan lise ve üniversite İngilizce ders görmüş olmasına rağmen pratikte bunu konuşamıyor. Evet. Ya da yazamıyor ya da tercüme edemiyor. Evet. Şimdi temelde halbuki biliyoruz ki bazı kolejler
ve bazı üniversitelerimiz, iyi üniversitelerimiz, başarılı üniversitelerimiz var mesela. Boğaziçi gibi, ODTÜ gibi ya da işte belki lise çağında, ortaokul çağında, Tarsus Amerikan Koleji gibi, Robert Kolej gibi. Bunlardan mezun olan yurttaşlarımız çok rahatlıkla bu dili akıcı şekilde kullanıyorlar. Mesela oradaki yöntemler alınarak ve gerekli öğretmen kadrosu yetiştirerek diğer okulda da bu sağlanamaz mı? Yani şöyle, dil eğitimi çok komplike bir olay. Yabancı dil ortamında öğreniliyor. Biz bir dili öğrenirken herhangi bir çocuğa özellikle öğretilmiyor. Çocuk ortamında, annesinden doğduğunda çevreden duymaya başlıyor, izlemeye başlıyor ve o şekilde öğreniyor. Doğal öğrenme bu. Doğal öğrenme dışında eğer siz hangi metodu uygularsanız uygulayın, ortamda o dil konuşulmuyorsa, ders dışında o dille karşılaşmıyorsa öğrenci tekrar ana diline dönüş yaptığı için öğrenme güçleşiyor, öğrenme güçlüğü oluşuyor. Bir de bazı öğrencilerimizde ön yargı oluşuyor yabancı dile karşı. Şimdi Avrupalılar bu işi çok çabuk öğrenebiliyor. Ya da yabancı yayınları orijinal şekliyle izleyenler televizyondan, medyadan bu dile daha aşina oluyorlar. Çünkü kulak dolgunluğu oluyor. En azından konuşmada, telaffuzda problem olmuyor. Yani bizim temel problemlerimizden bir tanesi de bu. Asya ülkelerinde olduğu gibi bize de telaffuzdan çekiniyoruz. O dilimizin yatkınlığı Avrupa dillerine çok uyumlu değil. Bir Fransızca, bir İngilizce çok uyumlu değil. O çekinceler bizi içimize kapatıyor. Okuduğumuzu anlıyor, öğrencimiz anlıyor okuduğunu. Ama konuşmaya geldiğinde, diyaloğa geldiğinde sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Yani bu bizim ortamımızla alakalı. Ülkemizin ortamıyla alakalı. Avrupalı gençler çok daha hızlı öğrenebiliyorlar. Çünkü onların ortamında farklı kültürlerle, farklı dillerle karşılaşma olasılıkları çok fazla. Onlara aşina oluyorlar. Bir Alman, bir Fransız filmini izlerken orijinal Fransızca izliyor, altyazılı izliyor. Kulağı evet. doluyor. Evet. İtalyanca izliyor, altyazılı, kendi dilinde altyazılı izliyor. Bu şekilde bir etkileşim var. Biz de dili koruma adına yıllarca yayınlarımızda, filmlerimizde Türkçeleştirildi bütün programlar. O nedenle biz sıkı sıkı kendi dilimizde şu an şeyiz. Evet. Mahkumuz, evet. mahkum demeyelim de çok çabuk adapte olamıyoruz diğer dillere. Evet, öyle evet. Ama tabii aslında Türkiye'deki hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın hem YÖK'ün, Yüksek Öğretim Kurumu'nun bir şekilde bu İngilizceyi öğretme konusunda bir daha sağlıklı bir metot geliştirmesi lazım. Var. Görsel araçlar artık daha sık devreye alınmaya başladı. Yani okullarda görüyorum ben. Yabancı dil eğitimlerinde öğrencilere işte videolar izletiliyor. Bir takım görsellerden yararlanılıyor. Orijinal diyaloglar dinletiliyor. Ve biraz daha gençler, yani şu anki çocuklar biraz daha bu konuda başarılılar. Başarılı. İyi evet. geliyorlar, iyi yetişiyorlar. Evet, internet ortamı da fırsatlanıyor tabii. Etkili. Evet. Sevgili Hocam, Torus Üniversitemizin güzel bir yöntemi vardı. İntern mühendislik ya da intern öğrencilik. Bundan biraz bahsetmek ister misiniz? Yani şöyle, bu çok fazla üniversitemizde yok. İntern öğrencilik şu, eğitim hayatının son dönemlerinde öğrenciler iş dünyasıyla karşılaşıyorlar, iş dünyasına görev alıyorlar, yerleştiriliyorlar şirketlere, kurumlara ve orada kendi alanlarıyla ilgili uygulamalı eğitime başlıyorlar. Şimdi biz de 4 yıllık lisans programlarımızda 7+1 dediğimiz 7 dönem üniversitede, 8. dönemleri şirketlerde çalışıyor sahada. Öğrencilerim, evet. sahada çalışıyorlar. Meslek yüksek okullarımızda yine aynı şekilde son dönemlerini sahada geçiriyorlar. Ve şöyle bir artısı oldu bunun. Çocuklar akademik anlamda aldıkları bilgiyi, teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürdüler. Onu başardılar, bu sayede başardılar. Bunun şöyle bir avantajı daha oldu. Çok olumlu tepkiler alıyoruz bu anlamda çevremizden, şirketlerden. Şirketlerimiz temel teorik bilgiyi almış öğrencilerimizi kendi kültürleri, kendi iş modelleri içerisinde daha başka hiçbir şey görmemiş öğrencilerimizi, bir model görmemiş öğrencilerimizi kendi kültürlerine yetiştirme şanslarına sahip oldu. Ve bizim öğrencilerimizin %80'in üzerinde bir oranda intern olarak çalıştıkları şirketlerde iş teklifi alıyorlar şu an. Çok güzel. Ve işe başlıyorlar. Peki başarılı bir yöntem. Çok başarılı bir yöntem. Yani. Evet. Hocam peki Türkiye genelinde çok yoğun bir işsizlik var. Gençlerle konuşuyoruz. İşte bir işe girmekten arzu ettiklerini ama bu konuda zorluk çektiklerini anlatıyor. İş insanlarıyla konuşuyoruz. Onlar da nitelikli eleman bulmakta zorluk çektiğini söylüyorlar. Acaba Türkiye'nin genel olarak eğitim sisteminde
hayatın ihtiyaçlarına, iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun bölümler yeterince yok mu? Ya da başka bir problem mi var? Nedir bu paradoks? Yani bölümlerle alakalı çok büyük sıkıntı yok. Her bölümle ilgili yetişilecek eğitim ortamları var. Bizde şöyle bir bakış açısı oluştu. İşte üniversiteli öğrenci sayımızı arttıralım. Böyle bir yönlendirme oldu. Öğrencilerimizin çoğunu biz artık üniversitelere yönlendirmeye başladık. Ve bunu onların zihinlerine yerleştirdik. İlla 4 yıllık lisans eğitim okumak zorundaymış gibi hissediyor artık gençler. 4 yıllık lisans eğitimi onların 20'li yaşlara kadar hayattan uzak kalmasına sebep oluyor. Ve bu arada mesleki eğitim geriledi. Hem lise düzeyinde geriledi Türkiye'de, hem de meslek yüksek okullarında, 2 yıllık olan okullarda bir gerileme oldu. Bu da teknik alanlarda özellikle eleman açığını oluşturdu. Şimdi 4 yıllık bir okuldan mezun bir öğrencimizi siz bir fabrikada bir işçi statüsünde çalıştıramıyorsunuz. İşe de almıyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki o aldığı eğitim anlamında daha yüksek bir kalifikasyon seviyesinde, bu kendisine uygun bir iş bulduğunda oraya kayacağı düşüncesiyle şirketler bunları istihdam etmekten çekiniyorlar. 4 yıllık lisans mezunlarımız. Haklı olarak, evet. Haklı olarak çekiniyorlar. 2 yıllıkları tercih ediyorlar. Liseden teknik eğitimden gelmiş öğrencileri tercih ediyorlar. Böyle bir şey oluştu. Açık oluştu Türkiye'de. Evet. Bunu kapatmak için tekrar bir canlanma görüyorum ben. Yani milli eğitimin çabalarını görüyorum. Mesleki eğitimi canlandırma konusunda çabalarını görüyorum. Meslek kazandırma kurslarının bir yönelme var. Bugün meslek kazandırma kurslarına üniversite mezunlarımız gelmeye başladı artık. Evet, çok iyi. Sevil Hanım, bir de siz aynı zamanda yüksek lisans bölümünde başındasınız. Belirli fakülteleri bitirmiş, lisans eğitimi görmüş olan insanlar neden yüksek lisans yapsın? Yüksek lisansın bu gençlere faydası ne olur ve bu seçimleri nasıl yapmalılar? Şimdi yüksek lisans dediğimiz bir alanda artık usta seviyesine, ustalaşmak, bir alanda derinleşmek, uzmanlaşmak demektir yüksek lisans. Şimdi baktığımızda sahada iş gücünü oluşturan grup içerisinde birçok insan 4 yıllık lisans mezunu zaten. Kendisinin ayrıştırması için, farklılaştırabilmesi için ve kariyer basamaklarında önünü açabilmesi için yüksek lisans eğitimi bu anlamda katkı sağlıyor gençlerimize. Ve ciddi bir yönelim var. Çünkü çok lisans mezunumuz var. Bunlar farklılaşabilmek için yüksek lisans yaparak fark yaratmaya çalışıyorlar. Belli bir alanda uzmanlaşmaya, bilgilerini derinleştirmeye çalışıyorlar. Evet. Tabii bir de yüksek lisansın tabii katılım aşamasında bazı zorluklar var, ALES gibi. Bir de iş dünyasında diyelim ki herhangi bir fakülteyi okumuş ya da liseyi bitirmiş çok başarılı iş insanlarımız var. Bunlar da bir takım sertifika programlarıyla eksiklerini giderebilirler değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Artık üniversitelerimizde sürekli eğitim merkezleri var. Mesela Toros Üniversitemizin TORSEM'i var. Toros Sürekli Eğitim Merkezi var. Evet. Sürekli Eğitim Merkezimizde orta ve uzun dönemli birçok sertifika programı düzenleniyor. Mesela çok canlı bir örneği emlak danışmanlığı sertifika programı. 110 saatlik bir eğitim programımız var bizim. Çok talep gören bir program. Onun dışında zaman zaman diğer Büyükşehir Belediyesi ile olsun, halk eğitimi olsun, işbirliği içerisinde açtığımız lojistik kursları var. İşbirliği içerisinde açtığımız meslek kazandırma anlamında ya da meslekteki insanları belli bir alanda yetiştirme anlamında bu tip çalışmalar var. Onlar da hızla talep artıyor, ilgi artıyor ve başarılı sonuçlar alıyoruz o evet. anlamda. Diyelim ki farklı üniversiteleri bitirmiş ya da liseyi bitirmiş ya da ortaokulu ya da ilkokulu bitirmiş, dediğim gibi bahsettiğim çok nitelikli iş insanları var. Mesela bunlar için böyle bir mini MBA programı TORSEM tasarlayabilir mi? Şöyle elimizde tasarlanmış bir program var. O şekilde mini MBA programı olarak tasarlanmış bir program var. Sadece zaman zaman şunu bekliyoruz. Meslek örgütlerinden ya da iş adamlarının oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarından bir grup oluşturup bir araya gelmeyi bekliyoruz. O zamanı bekliyoruz. Zaman zaman bunu tanıtıyoruz. Yani iş adamları derneklerimizin bu yöndeki taleplerini biz karşılamaya hazırız. Elimizde hazır programlarımız var. Okey, çok güzel. Ve talebe göre de bunları esnek tutabiliyoruz. Evet. Dersleri yani, gruplandırabiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Çok farklı dersler de var tabii değil mi? Bunların ihtiyaçlarına yani, uygun. Bir işletmecilik alanı ile ilgili finanstan tutun pazarlamaya kadar, insan kaynaklarına kadar, stratejik planlamaya kadar çok farklı, onlara destek evet. olacak
derslerimiz evet. planlı. Yani aslında kimse üzülmesin. Ben niye yüksek lisans yapamadım diye. Mini MBA aslında belki bunu karşılayan bir şey değil mi özellikle? Kesinlikle. Kesinlikle. Konsantre bir şekilde veriyorsunuz. Ne kadar sürüyor mini MBA programı? Gelen grubun özelliğine göre, ihtiyacına göre saatler 250 saatle 450 saate kadar çıkartılabilir. Burada anladım. Toplam ders saati olarak. Anladım. Ama ders anlamında ders sayısı olarak da 10 ders, 12 ders talebe göre, ihtiyaca göre. 6 ay falan mı sürüyor? Ne kadar sürüyor? 6 ayda bitebilir. Bitebilir diyorsun. Bitebilir. Peki. Çok teşekkürler hocam. Şimdi bir önemli konuya vurgu yapmak istiyorum ben. Özellikle biliyorsunuz günümüzde işletmelerin çoğunluğu aile işletmesi. Hatta son zamanda Mersin'de bu bayağı popüler oldu. Evet, konuştuğumuz bir konu. Biliyorsunuz Çukurova Kalkınma Ajansı'nın desteklediği bir mesiyat projesi oldu. 11'e yakın firmaya gidildi. Hatta biz birlikte de çalıştık sizinle bu konuda. Evet. Bu firmada bir ön tespit yaptık ve özellikle bu tespitleri daha sonra konsolide bir şekilde kamuoyuna açıklandı. Buradan o vesileyle hem Osman hocama, Mustafa hocama da, Bahadır hocama çok teşekkür ediyoruz. Onların da ciddi katkıları oldu. Şimdi aile şirketlerinin ömürlerinin kısa sürdüğü ve çok ciddi bir milli kayıp olduğunu aslında söylüyoruz. Diyoruz ki işletmenin ömrünün uzaması için mutlaka kurumsallaşması lazım. Bunun için de bir aile anayasasından bahsediyoruz. Evet. Bu konuda bir pencere açar mısınız? Nedir aile anayasası ve aile anayasası olmadan şirketler kendi içindeki bu çatışmaları çözebilir mi? Şimdi aile anayasası şu, bir konsensüs, bir ortak inanç sağlanmış bir anlaşma metni aslında. Aile anayasası dediğimiz. Evlilik sözleşmesi gibi bir şey sanki. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi bu özellikle büyük aile şirketleri için çok önemli. Şu an bizim ülkemizdeki aile şirketlerine baktığımızda birçoğu daha kurucu seviyesinde. Bir girişimci şirketi kurmuş, işte çocukları yavaş yavaş büyüyor yanında, çalışmaya başlamış, iş adapte olmaya başlamış. İşin başında olduğu için ve işler de onun kurduğu sistem içerisinde iyi gittiği için şu an şirketlerimizin büyük bir kısmında bu konuda bir farkındalık eksikliği var. Yani buna ihtiyaç olmayacakmış gibi hissediyorlar ya da ihtiyaç yokmuş gibi hissediyorlar. Aile anayasası ailenin şu anki işinden daha ziyade ailenin yarın ne olacağıyla ilişkili onlara bir temel sunan bir platform, bir konsensüs alanı. Çocuklar baba işi devrettiğinde nasıl bir çerçeve içerisinde birbirine düşmeden, miras kavgası olmadan, yetki tartışması olmadan bir uzlaşma içerisinde yollarına nasıl gideceğiyle ilgili bir yön çizen yazılı bir metin. Metin, evet. Bir sözleşme bu. Ailenin sözleşmesi aslında. Bu anlamda çok önemli. Şirketlerin ortalama ömrü 25 yıl. Şirketlerin, aile şirketlerinin ki dünyada şirketlerin yaklaşık %90'ı aile şirketi. Ve bu aile şirketleri toplam istihdamın yaklaşık %70'ini yaratıyor. Gayri safi milli hasılaların yaklaşık %80'ini aile şirketleri sağlıyor. Ama aynı aile şirketleri kurucu işi devrettiğinde ya da vefat ettiğinde çok kısa sürede dağılma evresine girebiliyor. Maalesef. İkinci kuşağı devreden sayı %15'ler, 20'lerle ifade ediliyor. Üçüncü kuşaksa %4'lere düşüyor, %5'lere düşüyor oran. Bu ne demek? Siz bir dev bir varlık yaratıyorsunuz, ekonomik varlık ve bu bir anda çekişmeler içerisinde yok olup gidiyor. O zaman yani işi kuran birinci kuşağın aslında kendisi vefat etmeden evvel bu bilince sahip olup aile içerisindeki hiyerarşi ve düzeni ve daha sonraki mal ve yönetim paylaşımını önceden yapması lazım. Oluşturması gerekiyor. Evet. O temeller oluşturması gerekiyor ki kendisinden sonra o aile işiyle beraber işini büyüterek dağılmadan yoluna devam edebilsin. Evet. Ve işin en kolay zamanı kurucu baştayken bu çok daha kolay oluyor. Aile anayasasını oluşturmak çok daha kolay oluyor. Kurucu vefat etti, çocuklara devrettiğinde 3 kardeş, 4 kardeş, 5 kardeş bunların çocukları devreye girmeye başladığında bunların bir araya gelerek konsensüs sağlaması çok daha zorlaşıyor. Evet. Çünkü aile içerisinde farklı dinamikler de devreye girmeye başlıyor. İdeal zaman kurucu hayattayken böyle bir anayasanın yapılmasıdır. Zaten başarılı şirketlerimize baktığımızda kurucular döneminde bunu sağladıklarını görüyoruz. Koç Holding'in, Eczacıbaşı'nın, İnci Holding'in gibi. Yani onları aslında ayakta tutan bu aile anayasasının zamanında yapılmış olması. Evet, zamanında yapılmış olması. Ve bir konsensüs sağlanarak yapılmış olması. Gelen nesiller, daha sonradan gelen nesiller de o anayasayı benimsemişler ve devam ediyorlar. O anayasa çerçevesinde hareket etmeye devam ediyorlar. Bir aile şirketi aile anayasası yapmışsa
eltilerin savaşını engelleyebilir mi? Kesinlikle. Engeller diyorsunuz. Kesinlikle engeller. Eltilerin savaşı, kardeşler arasındaki sürtüşme, yetki, kuzenler, görev paylaşımları, yeğenler, kuzenler hepsi o anayasada o çerçeve içerisinde oturtulabilir. Ve bu baştan aile bireyleri tarafından bu şekliyle kabul edileceği için aslında bir borçlar kanununda sözleşme serbestlisi kapsamındadır bu. Bir sözleşme niteliğindedir. Hukuki geçerliliği vardır. Bir sözleşmedir. Evet. Bireyler 18 yaşını geçmiş aile üyeleri imzaladığında bu bir sözleşmedir. Yani bu miras sözleşme hukukunun bile önüne geçen bir şey bu aslında, değil mi? Evet. Özel bir hukuk yani. Özel bir hukuk. Borçlar hukuku kapsamında siz sözleşme yapma serbestiniz var. Bir evet. Çerçevesi yok bunun. Belli bir metni yok. Belli bir özelliği yok. Her aileye özgü bir hakikaten. Her aile farklıdır. Her ailenin kendine öz değerleri vardır. İnanç sistemi vardır. Gelenekleri vardır. İçsel dinamikleri vardır. Her aile için özel olur zaten. Sonuç özel olur. Böyle bir örnek aile anayasasını aldım. Gelin bunu ben 3 gün çalıştığım üzerine yaptım. Böyle bir şey olmaz. Adım adım her bir safhasında o ailenin hedefini ortaya koyarken, o ailenin vizyonunu ortaya koyarken, değerlerini netleştirirken ve görev alanını tanımlarken, aile içerisindeki görevlerin nasıl verileceğini tanımlarken, o aile kendi içerisinde bir konsensüse vararak, olgunlaştırarak bunu ortaya koyarsa bu aile anayasası kalıcı oluyor ve faydalı oluyor. Ama siz başka bir yerden aldınız, 3-5 gün içerisinde rötuşladınız, isimleri değiştirdiniz, şirket isimlerini değiştirdiniz, ortaya koydunuz. Bu inandırıcılığı olmayan bir metin haline dönüşüyor. Tabii, tepeden inme. Tepeden inme bir metin. Evet. Peki hocam, mesela dediğiniz çok doğru. Diyelim ki televizyonlarda bazen tavsiyede bulunuyor doktora, diyor ki işte tansiyonunuz yüksekse şunu yapın, bunu yapın diyor. Aslında bakıyorsunuz o genel olarak verilen bilgi çok doğru bir bilgi değil. Her insanın bünyesi çok farklı. Evet. Her insanın hipertansiyona karşı kullanacağı yöntemler, ilaçlar çok farklı. Kesinlikle. Dolayısıyla o kişiye özgü onu yapmak kesinlikle lazım. Değil mi? Kesinlikle. Hatta belki ileride bu konuşuluyor tıpta. Kişiye özgü ilaçlar bile üretilebilecek. Değil tabii, mi? Tabii. Baştan bu aile anayasasının da her bir ailenin kendisine özgü olması lazım. Evet. Mesela bir de liyakat konusu var. Hatta hatırlarsanız geçen bu Mesihat projemizde hem Hasan Engin'in çok ciddi katkıları oldu sağ olsun Mesihat Başkanımız, hem de MTSO Başkanımız Ayhan Kızıltan'ın da önemli bir vurgusu vardı. Liyakatın çok önemli olduğuna dair. Şimdi diyelim ki bir ailede 5 çocuk var. Bizim geleneksel yapımıza göre işte en büyük çocuğa baba mirası ya da yönetimi devrediyor çoğunlukla. Bunun çok doğru olmadığını düşünüyoruz değil mi biz? Aslında kesinlikle. Eğer liyakatı kesinlikle uygunsa en küçük çocuk bile o şirketi kesinlikle babadan sonra devralıp yönetebilir. Evet, kesinlikle. Bu da aile anayasasında işte yönetim kurulu başkanı, işte genel müdür, İcra kurulunda yer alacak insanların hangi niteliklerde, hangi yetkinliklerde olması gerektiğiyle ilgili öncesinde anayasada bir çerçeve oluşturursanız, o yetkinliklere sahip olan kardeşler kimse onlar o görevleri alırlar. Evet. Diğerleri aktif olarak şirket içerisinde belki görev almaz ama o yetkinlikleri iyi olan kardeşler o şirket yönetiminde söz sahibi oldukları için o şirket başarıya gider. Bu diğer kardeşler pasif çalışmasa bile varlıklarını korumuş olurlar. Evet. Refah seviyelerini korumuş ondan olurlar ve şirket büyümeye devam eder. Evet. Aslında kurumsallaşmada aile bireylerinin nitelikleri o işi yapmaya muktedirse zaten onların yapmasına bir engel yok. O şirket de kurumsal olarak adlandırılabilir. Kesinlikle. Değil mi? İlla dışarıdan profesyonel alması gerekmiyor. Gerekmiyor. Yani bugün dünya çapında büyük aile şirketlerine baktığımızda üst yönetimlerinde aile üyesi birçok yöneticiyi görüyoruz. CEO seviyesinde, genel müdür seviyesinde. Eğer yetkinse aileden olması daha iyi. Evet. O yetkinlikteyse, kendini yetiştirmişse. Evet. Japonlarda ilginç bir şey var. Japon şirketlerin ortalaması çok yüksek. 100 yıl. Dünyada 25 yıl. Aile şirketlerinde Japonlarda ortalama 100 yıl yaklaşık olarak. Doğru. Japonlar ailenin bireyleri içerisinde o şirketin yönetiminde yetkin görmüyorsa kendi evlatlarını evlat ediniyor. Evet. 25-30 yaşında yetenekli gençleri evlat ediniyor. Aileye kabul ediyor. Evladımızsın diyor. Evlat olarak ona bir takım haklar tanıyor ve şirketin başına onu geçiriyor. O evlat edindiği kişi o şirketi iyi yöneterek, ileriye götürerek ailenin varlığını koruyor aslında. Evet, çok akılcı bir seçim. Evet, çok yani akılcı bir şey. Yani Japonlar bu konuda çok hassaslar. Aile şirketlerine karşı çok ciddi bir bağlılıkları var. Şirketi aileye hizmet eden bir varlık olarak görmüyor. Aileyi şirkete hizmet eden bir varlık olarak görüyor. Evet. Şirketi yüceltiyor. Evet. Tabii bir de
eğer aile üyelerinin nitelikleri o işi yürütmeye belli kademede yeterli gelmiyorsa o zaman profesyonelle çalışmak da mutlaka gerekli. Mutlaka. Değil mi? Mutlaka. En iyi profesyoneller kimse. Ailenin gelenek ve göreneklere de uyum sağlayabilecek ve işi iyi yürütebilecek profesyonel kimlerse onları şirkete kazandırmak gerekiyor. Bir de Anadolu şirketlerinde gördüğümüz, aile şirketlerinde gördüğümüz bir özellik var. Mesela çoğunlukla aile kendi içine kapalı yaşıyor ve mesela yönetim kurullarının birçoğunda ben dışarıdan bağımsız yönetim kurulu üyesi olmadığını görüyorum. Ve evet, bu da ciddi bir maalesef. Tehdit aslında değil evet. mi? Büyük bir eksiklik. Büyük bir eksiklik. Doğru düz yönetim kurulu toplantısı bile yapılmıyor. Evet, bir toplantı kültürü yok. Yani toplantı kültürü yok. Göstermelik olarak bir yönetim kurulu oluşturulmuş. Yönetim kurulu, yönetim kurulunun yapması gereken görevlerden bir haber. Tabii. Aslında bence bir şirketi ölçerken mesela şu an Mersin'de bir anket yapsak işte 17 bin civarında şirket var odamıza kayıtlı. Diyelim ki 1000 tanesini seçsek karma olarak bir anket yapsak acaba bunların kaçında gerçek anlamda çağdaş tekniklere uygun toplantı kültürü vardır? Yani önceden gündemin hazırlanması, duyurulması, herkesin buna hazırlık yapması, toplantının moderatörünün kim olacağının belirlenmesi ve diğer işte sorgulamalar, herkese demokratik olarak zaman verilmesi, oradan çıkan kararların yazılı olarak yazılması, bir sonraki toplantıda bunu takip edilmesi gibi toplantı kültürünün olduğu yüzde kaçtı sizce tecrübelerinize yani, göre? %15 Şöyle söyleyeyim, beraber de gittiğimiz birçok şirket oldu. Destek verdiğimiz birçok şirketimiz evet. oldu. Yani belki bizim şansımıza, yani gittiğimiz şirketlerde ben %50'sinde böyle bir şey hissediyorum, var. Ama %50'si bu konuda henüz o olgunluğa ulaşmış değil. Ama dediğim gibi bizim gittiğimiz şirketler, evet, gördüğümüz şirketler. Evet. Ben daha karamsarım. Yani ben de aşağı yukarı 22 yıldır bu işi yapıyorum. Evet. Hani bu binde 150 falan diyorum. Yani %15 falan civarında söylüyorum. Yani, kabaca yani. Kötü bunu değiştirmek lazım. Siz daha uzun süredir Mersin'desiniz. Evet. Ben 2009'dan evet. beri Mersin'deyim. Evet. Evet. Sadece Mersin değil aslında. Bu genelde Türkiye'nin sorunu. Evet. Belki gelişmekte olan bütün ülkelerin sorunu. Kesinlikle. Mutlaka o toplantı kültürü çok önemli. O, belki o özel bir eğitim bile verilebilir. Yani bence şirketlerdeki yönetim kurullarına, yöneticilere... Hem toplantı kültürüyle ilgili, toplantı yönetimiyle ilgili hem zaman yönetimiyle ilgili bu çok önemli katkı sağlayabilecek eğitimler. Tüm yöneticilere, çalışanlara, evet. üst düzey yöneticilere verilmesi gereken. Evet. Hocam bir de bir soru daha var. Şimdi Anadolu'da üniversitelerde çok kıymetli hocalarımız var. Dışarıda çok ciddi saha deneyimi olan insanlar var. Yani bir fabrikada veya fabrikada çalışmış, 20-25 yıl tecrübe sahibi olmuş, emekli olmuş insanlar var danışmanlık yapan. Fakat genellikle Anadolu'daki insanlar gözünü hep böyle İstanbul'a çeviriyor. İstanbul'dan gelen bir uzmanın ya da akademisyenin çok daha yetenekli, evet. çok daha entelektüel olduğunu düşünüyorlar. Siz bu konuda ne diyeceksiniz? Yani İstanbul'un isim olarak bir cazibesi var, bir marka değeri marka var. Değeri var. İstanbul deyince akan sular duruyor. Oysa bu bir yanılgı, ciddi bir yanılgı. Yani elbette İstanbul'dan gelen insanlar değerli, önemli katkılar sunuyor ama inanın Anadolu'nun hangi üniversitesinde olursa olsun, hangi ilindeki danışmanlık yapan tecrübeli insanlarımız baz alınırsa alınsın, bunlar da onlar kadar hatta onlardan daha fazla katkı sunabilirler. Çünkü yörede olan, bölgede olan insanlar bölgenin koşullarını çok daha iyi biliyor. Dinamiklerini çok daha iyi biliyor. O kültürü iyi biliyor. Evet, o kültürü iyi biliyor. Daha çabuk kaynaşabiliyor. Artı İstanbul'dan geliş gidiş bir zaman kaybı. Maliyet de aynı zamanda. Ek maliyet. Gelmesi, gitmesi, otel masrafı, ek maliyet. Yani yerelde çalışmak, yerelden bu anlamda yetişmiş insanlarla çalışmak bence daha büyük bir avantaj. Bu şuna benziyor. Şeyde de böyle, bilişim teknolojiler alanında da böyle. Bir yazılım alıyorsunuz bir Alman şirketinden, bir Amerikan şirketinden. 3-5 defa size destek oluyorlar ama yazılım sürekli problem çıkartıyor süreç içerisinde. Tamam. Çünkü o yazılım bir paket program. Her bedene uymuyor her elbise. Tamam. Sık sık müracaat etmeniz gerekiyor. Yerelden çalıştığınızda, bir yazılım yaptırdığınızda her dakika destek alabiliyorsunuz. İstediğiniz anda evet. yarım saat, bir saat sonra o teknik desteği yüz yüze de gelip size verebiliyorlar. Ama kalkıp siz Fransa'dan bir destek beklediğinizde bu aylar sürebiliyor, günler sürebiliyor. Yani bu şeyde de böyle. Diğer alanlarda da böyle. Yerel, yetkin kişilerle çalışmak yerelde daha avantajlı diye düşünüyorum. Evet. Tabii bu konuda bir de iş insanlarının en doğru yönetim danışmanını seçme konusunda tabii haklı olarak bir takım sıkıntılar da var. Çünkü sonuçta belki pazarlama yeteneği çok yüksek olan yarı profesyonel biri gelip kendini çok iyi pazarlayıp evet. belki o işi alabilir ama aslında onun sonuçlarına baktığımız zaman da çok başarılı olmadığını görüyoruz. Bu anlamda da biz biliyorsunuz 7 yıl öncesinde içinde olduğunuz, kurucusu olduğunuz
bir derneğimiz var. Anadolu Yönetim Danışmanlığı Derneği olarak da adını değiştirdik biliyorsunuz. Ve biz Türkiye'de Marmara ve Ege dışındaki bütün bölgelerden de üye kabul etmeye başladık. Siz Anadolu YDD'nin aslında temel amaçlarını biliyorsunuz. Biraz da kamuoyuyla bunu paylaşmak istiyorum. Aslında yani hem mesleki gelişimin sağlanması, hem mesleğin tanıtılması, hem meslektaşlar arasındaki dayanışmanın artırılması, genç yönetim danışmanlarının alıp yetiştirilmesi ve bölgedeki KOBİ'lerimize daha nitelikli hizmet verilmesi ve kurumsallaşmaya katkı sağlaması gibi amaçlarımız var. Siz ne demek istersiniz bu konuda, Anadolu YDD konusunda? Şöyle, Anadolu'da danışmanlık alma kültürü zayıf. Her alanda zayıf. Yani tıbbi konuda, sportif faaliyetlerde, kendini yenileme konusunda, psikolojik anlamda, her konuda bir uzmana danışma kültürü zayıf. Bu iş dünyasına da yansıyor. İş dünyasında da böyle. Danışmanlık alan şirketlere bakıyoruz. Kurumsallaşma anlamında adım atmış şirketler bu konuda biraz bilinçliler. Onlar danışmanlık alıyorlar. Onların da işte bir takım ön yargıları olabiliyor. Yani bölgedeki danışmanların yeterli olamayacağı konusunda ön yargıları olabiliyor. Ve İstanbul'a yönelme durumları oluyor bu anlamda. Şimdi burada bu zaman oluşacak. Şöyle oluşacak. Artık yavaş yavaş insanlar bir psikolojik danışmanın insanın hayatına kattığı olumlu katkıların farkına varmaya başladılar. Bir psikolojik danışmana gitmenin bir delilik belirtisi olmadığını artık farkında insanlar. Yani deli muamelesi görmüyorlar artık. Tabii ki. Şirketlerimiz de bu şekilde uzmanlara danıştıkça aslında çok kısa sürede problemleri tespit edip problemlerine çözüm üretebiliyorlar. Bunları gördükçe, bu yaygınlaştıkça bu da ne diyelim, bölgemizde de Anadolu'da da bir anlam bulacak, bir karşılık bulacak diye düşünüyorum. Bu konuda biraz sabırlı olmamız gerekiyor herhalde. Evet. Yani bize müracaat eden, destek almak isteyen şirketlerimiz dediğim gibi belli bir seviyenin üzerine çıkmış olan şirketler. Şimdi bölgemizde de o seviyenin üzerine çıkmış çok fazla şirket de yok aslında. Evet. Bu anlamda. Evet. Hocam bir de tabii mesela bu dernek örgütlenmesi içerisinde tabii biliyorsunuz herkesi yollara kabul edemiyorsunuz. Belli koşullar var. Özellikle etik koşullara uyacağına inandığımız veya bu konudaki taahhütümü imzalayan kişiler aslında yönetim danışmanlığı yapabiliyor. Bir de tabii burada bir gizli kuralı da var. Onu da biraz bahsetmek ister misiniz? Yani şöyle, şimdi nasıl ki insan kendi içsel durumunu yansıtırken, anlatırken karşıdaki uzmanın bunu paylaşmayacağını biliyor ise, nasıl bir doktora sağlığıyla ilgili problemlerini aktarırken bunun dışarıda paylaşılmayacağını biliyorsa, bir yönetim danışmanına müracaat ederken de bu rahatlığı duymak istiyor. Bu anlamda bu... Şirket sırları dışarı gitmeyecek. Evet. Çünkü her şirketin özeli var. Şirket içerisinde ailesel dinamikler var. Şirketin eksik tarafları var, iyi tarafları var. Kimse bunların bilinmesini istemiyor. Şimdi biz bu derneği niye kurduk? Bu derneği bu bilinçlenmeyi artırmak için kurduk. Bir, danışmanlık yapan arkadaşlarımıza etik kurallar çerçevesini oturtalım ve onların bu kuralları benimsemesini sağlayalım. İkincisi, şirketlerimize gidecek danışmanların o güveni yaratarak gitmiş olmasını sağlayalım. Bu denetimi sağlayalım. Yani biz aslında bir meslek örgütlenmesi içerisindeyiz. Bir denetim mekanizması var. Böyle bir sivil toplum kuruluşu içerisinde. Yani bizim çatımız altına gelmiş arkadaşlarımızın, bizim çatımız altına girmiş arkadaşlarımızın hata yapmayacağı konusunda biz hemfikir olabiliyoruz. Çünkü daha onu alma aşamasında, derneğe kabul etme aşamasında bir incelemeden geçirtiyoruz. Tabii. Detaylı bir inceleme yapıyoruz ve değerlendirme yapıyoruz. Değerlendirme yaptıktan sonra kabul ediyoruz ya da reddediyoruz. Dolayısıyla bu tip kurumsallaşma, bize de bu kurumsallaşma aslında. Tabii ki. Danışmanlık anlamında kurumsallaşma, kurumsal bir çerçeve oluşturma, bir meslek örgütlenmesi oluşturma çabası bu. Bu çabamızla arttıkça danışmanlarımız olan güven de artacak. Tabii. Nitekim yani Anadolu YDD'de üyesi olan bir danışman sunduğu bir hizmette eğer kural dışı bir işlem yaparsa ve o işletme sahibi bize bir şikayette bulunursa bizim disiplin kurulumuz da bunu devreye girerek inceleyip bir uygulama yapacak. Hem disiplin boyutu var, hem de danışmanlık verilmeye gidilen şirkette bir gizlilik sözleşmesi yapılır. Tabii ki. Bu gizlilik sözleşmesi kapsamında
tazminat koşulları vardır. Tabii. Çok ciddi doğru. Tazminat koşulları vardır. Hukuki sonuçlar doğurur. Evet. Yani bunun sadece bir etik boyutu değil. Bir mali cezai boyutu da var. Var. Cezai tabii. boyutu da var bu anlamda. Çok doğru. Bunlar bir güven sağlama konusunda destek oluyor. Evet. Sevgili hocam, bizim biliyorsunuz bir Mersin İstişare Kulübümüz var, sizin de üyesi olduğunuz. Bir ara burada sizi çağırmıştık, bize Lojistiköy konusunda gayet başarılı bir sunum yapmıştınız. Yine böyle satır başlarında söyler misiniz? Nedir Lojistiköy? Yani, ve Mersin neden buna ihtiyaç duyuyor? Mersin değil, aslında ekonomik olarak belli bir büyüklüğe ulaşmış her kent yakınında bir Lojistiköy olmalı. Lojistiköy şu demek, o kente gelen giden mal ve hizmetlerin sistemli bir şekilde kabul edildiği ve dağıtıldığı bir merkez. Ve bu merkez sayesinde ulaştırma yollarının entegre edildiği, demiryolu bağlantısı, limana yakın karayolu bağlantısının olduğu yerler oluşmalı. Böylelikle karmaşa engellenmiş oluyor. Bugün Mersin'e bakın. Mersin'imizin her yerinde, her bahçede konteynerler görmeye başladık artık. Niye? Mersin limanının kapasitesi 2 milyon TEU'nun üzerine çıktı. 2 milyon konteyner yılda geliyor gidiyor bu ile. Ve her yer artık konteynerler, bir karmaşa içerisinde, araç trafiği karmakarışık, yollar belli değil, limana giriş problem, limandan çıkış problem, demiryolu bağlantısıyla ilgili problemler var. Bu problemleri aşmak için Mersin'de daha önce 2010'lu yıllarda ortaya konulan proje hayata geçirilmiş olsaydı, bugün Mersin bu karmaşayı yaşamıyor olacaktı. Bugün lojistik firmaları o lojistik merkez dediğimiz içerisinde konumlanacaktı, depolar orada olacaktı, servis bakım, gümrük, finans banka. Sistemi, gümrük, her türlü lojistikle ilgili birimler orada olacaktı, şehir içerisinde bir rahatlama olacaktı, limandan çıkan yükler özel yolla direkt oraya inecekti, liman sahasında gereksiz beklemeler olmayacaktı, gereksiz ardiyeler olmayacaktı ve hem hizmetlerde bir düzen, sistematik bir yapı oluşacaktı. Hem maliyetlerde ciddi bir düşme olacaktı. Şirketlerin maliyetlerinde de düşme olacaktı. Lojistik firmalar şimdi Mersin'in her tarafında almış. Taşımacılık firmaları var, depolar var. Her biri kendi güvenliğini sağlamak zorunda. Her biri kendi aydınlatmasını sağlamak zorunda. Oysa organize sanayi bölgesi gibi böyle bir merkez oluşturduğunuzda, lojistik sektörü oraya aktardığınızda güvenlik probleminiz yok, altyapı probleminiz yok. Enerjiyi daha verimli kullanmak var. Karşılıklı iş yaptığınız insanlarla bir arada olmak var. Sinerji. Evet. Bir sinerji yaratacaksınız ve şirketler de kazançlı çıkacak. Bu kent de kazançlı çıkacak. O lojistik merkez kurulurken, bu lojistik merkezin altyapısını oluştururken burada Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri burada pay sahibi olabilirdi. Ticaret ve Sanayi Odası burada pay sahibi olabilirdi. Böylelikle kent oradan bir gelir de elde ederdi. Evet. Hem trafik sorunu çözmüş olurduk, hem işlem maliyetler azalırdı, hem hizmetler kalitesi artardı, hem hız kazanırdık. Ama biz bunu ihmal ettik. Mersin daha rekabetçi bir kent olurdu. Kesinlikle. Mersin'in ikinci bir limana ihtiyacı olmazdı. Limana gelen yükler hızla bindirilir, evet. elleştirilir ve hemen lojistik merkeze aktarılırdı. Öyle bir daha liman kuralım diye derdimiz olmazdı. Liman ve, demişken, buyurun hocam. Ve burada limanda o yığılmalar nedeniyle, araç trafiğindeki karmaşa nedeniyle çok ciddi maliyet kayıpları da var. Şirketlerin, mal gönderen, mal getiren şirketlerin maliyetleri artıyor. Limandaki bu yoğunluk nedeniyle. Gemiler açıkta bekliyor. Açıkta gemiler bekliyor. Çok bekleyen bir gemi bir daha gelmiyor belki. Bu hattı kaldırıyor. Tabii Doğu Akdeniz'de şimdi Mersin Limanı'nın özel bir yeri var. Ama biliyorsunuz özellikle 11. Kalkınma Planı'nda ana konteyner limanı konusu daha önce Mersin için bahsedilirken orada isimsiz bir şekilde işte hani Doğu Akdeniz'de bir liman gibi bir isimle anıldı ve Mersin'de ana konteyner limanı yapılması konusu şu an bir problemli hale gelmiş durumda. Geçenlerde Atatürkçü Düşünce Derneği'nin güzel bir toplantısı vardı Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda. Orada Mersin Deniz Ticaret Odası temsilcisi Atahan Çukurova bir beyanatta bulunmuş ve ana konteyner limanının Yumurtalık ilçesinde yapılacağını belirtti ve orada bu toplantıya katılımcılar açısından bir şok tesiri yaptı. Daha sonra bununla ilgili Mesihat Başkanımız Hasan Engin'in bir açıklaması oldu. Mersin Ana Konteyner Limanı'nın kentimizde yapılmaması büyük bir kayıptır. Mutlaka bunun yapılması lazım. Aksi halde bu liman amacına ulaşamaz gibi. Arkasından onun bir girişimi oldu sevgili Hasan Bey'in ve
Mersin Milletvekili Zeynep Hanım'la konuştuğunu, yumurtalıkta böyle bir şeyin söz konusu olmadığından bahsedildi. Ama diğer taraftan da orada ÇED raporununla ilgili ilk toplantının yapıldığı haberi geldi. Bundan sonra tekrar ben bugün Serdar Başkanımız var, Müsiyat Başkanı, Mersin Şube Başkanı. Ondan aldığımız bir bilgi var, bizimle paylaşmıştı. Orada da Uluslararası Mersin Konteyner Limanı etüt proje çalışmamız devam ediyor diye 19 Eylül tarihinde şöyle bir yazı geldi. Şimdi kafalarımız çok karıştı. Bu yazıda da şöyle diyor hocam. Ülkemizin artan ticaret hacmine cevap verecek en önemli limanlar Mersin'de bulunmaktadır. Mersin'deki kapasiteyi geliştirmek amacıyla Mersin Konteyner Limanı en önemli yatırımlarımızdan biri olacaktır. Bu amaçla genel müdürlüğümüzce etüt proje çalışmaları yürütmektedir. Uluslararası Mersin Konteyner Limanı projemiz kapsamında fiziksel modelleme, kapasite ve kaynak değerlendirme ve fizibilite raporu çalışmalarımız devam etmektedir. Altyapı yatırımları genel müdürlüğü. Şimdi siz ne diyeceksiniz buna? Yani birbirleriyle tamamen çelişen iki tane beyanat var. Biri Yumurtalık'ta Doğu Akdeniz ana konteyner limanı yapılacağını söylüyor. Biri de hayır, bu Mersin'de yapılacak deniyor. Bu konuda sizin yorumunuzu almak isterim. Yani ben bu konuda şunu düşünüyorum. Şimdi elbette farklı iller ya da farklı yatırımcılar limanın yeri konusunda farklı alternatifler kafalarından geçiriyorlardır. Ve siyasileri etkilemeye çalışıyorlardır. Doğal bu. Kulis yapıyorlar. Lobi yapıyorlar. Kulis yapıyorlar ve bir takım haberler çıkıyor. Bu haberlerin dayanağına bakmak lazım, kaynağına bakmak lazım. Hangileri resmi kanaldan gelmiş? Yani resmi kanaldan gelen haberlere biraz itibar etmek lazım. Bu da liman başkanlığımızın beyanatını genel müdürlüğü. Bunu esas alacağız. Ben daha güvenilir buluyorum bu beyanatı şu an. Ama dediğim gibi ülkemizde çok ciddi sermaye grupları farklı kulislerde yapıyor olabilir. Yumurtalık konusunu gündeme getirmeye çalışabilir. Bir tartışmayı açmaya çalışabilir. Ama Yumurtalık'ta biliyorsunuz orası bir lagündür. Aynı zamanda doğal hayatın canlılığı için çok önemli bir bölgedir. Orada böyle büyük kapsamlı 10 milyon TEU'luk bir ana konteyner limanı yapmaya kalktığınızda o bölgeyi öldürebilirsiniz. Doğal hayatı öldürebilirsiniz. Balık neslini bitirebilirsiniz. Çünkü balıklar için de karataş olsun, yumurtalık olsun çok ciddi üreme alanlar oluşturuyor burada. Yani ÇED raporu olumlu çıkmaz diye düşünüyorum. Yani o bölge için. İkincisi, o bölge art alanını düşünmek lazım. Şimdi bir liman yaptığınızda limanın arkasında o limanı destekleyecek sizin taşımacılık sisteminizin olması lazım. O limanı destekleyecek gümrüklü antrepolarınızın olması lazım. Yeterli sahanızın olması lazım. Ulaşım yollarınızın olması lazım. Bu altyapı şu an Mersin'de var. Kalifiye iş gücü. Tabii kalifiye iş gücü. Yani bu altyapı Mersin'de oluşmuş durumda. Tabii. Mersin'in böyle bir hazır oluşluğu var. Evet. Mersin'in bir ana konteyner limanı ihtiyacı var mı? Mersin'in yok ama Türkiye'nin var. Öyle diyelim. Yani ülkemizin buna ihtiyacı var. Bugün ülkemizin büyük bir ana konteyner limanı olmadığı için bir hub liman olarak kullanılan bir limanımız yok. Mersin limanı kısmen bölge ülkelerine transit geçiş yapan, aktarma yapılan bir liman rolü üstlenmiş durumda ama yetersiz. Mersin limanı daha çok Hinterland'ındaki yani bizim Antep, Osmaniye, Kayseri, Adana, Konya. Kayseri, Konya ve Mersin bölgesindeki sanayinin girdi ve çıktılarını burada karşılayan bir liman pozisyonunda. Öbür liman, ana konteyner limanının esas görevi Akdeniz havzasına dağılacak. Evet. Çin'den gelen, Amerika'dan gelen, Avrupa'dan gelen yüklerin dağıtılacağı, aktarılacağı bir liman olacak bu. Yani bizim iç bölgemize hizmetten daha ziyade dünyadaki konteyner hareketlerine yön verecek ya da ona destek sağlayacak bir pozisyona gelmesi gerekiyor. Bunun için de bu limanın derininin, draftının belki 18 metre, 19 metre, 20 metre olması gerekiyor ki o 20 bin TEU'luk dev gemiler gelsin, online'lar, hat gemileri orayı durak yeri olarak kullansın ve oradan da bu yükler Akdeniz'e dağılsın. Bugün Çin biliyorsunuz Yunanistan'da bazı limanları işletmesini aldı. Evet. Küresel yük oralara inecek, oradan Avrupa'ya dağılacak.
karayoluyla, demiryoluyla Avrupa'ya dağılacak. Bir de Mersin'imiz için önemli bir konu daha var. Biz böyle bir ana konteyner limanı yapısını istiyoruz. Altyapı hazır diyoruz. İş gücü hazır diyoruz. Arkadaki destek üniteleri hazır diyoruz. Bu olgunluk var diyoruz. Ama Mersin'in şöyle bir eksiği var. Mersin limana gelen yüklerin iç bölgeye aktarılmasıyla ilgili karayolu taşımacılığı çok ön planda. Bu da hadi maliyetleri bırakın. Maliyetleri bir tarafa bırakın. Çevre anlamında çok ciddi zarar. Evet. 20 ton yük için dünya kadar yakıt yakıyorsunuz. Demir yoluna bunu demir yoluna dönmüş olsak. Kesinlikle. Diyeceksiniz ki demir yolu yok mu? Var. Çok zayıf. Ama tek hat. Tabii. Demir yollarımız tek hat. Adana ile Mersin arasında çift hat. Bizim Samsun'a kadar uzanan bir çift hattımızın olması günde belki 50 tane 70 tane peş peşe yük treninin çıkmasını sağlar. Bu yük trenlerinin seri bir şekilde ulaşmasını sağlar. Bugün demir yolları 400 kilometre ortalamayla çalışıyor günlük. Bu çok düşük bir rakam. Evet. Yani karayolunda da 9 saatten fazla araba kullanamıyorsunuz. Demir yoluna çift hatta çıkarmış olsa devletimiz Mersin'den Samsun'a olan, Mersin'den İstanbul istikametine olan demir yolu hattımızı, Doğu Anadolu'ya olan demir yolu hattımızı çift hatta çıkarmış olsak bizim Türk Cumhuriyetlerinin yükleri, Karadeniz'den diğer Karadeniz ülkesine geçecek yükler Mersin üzerinden çok hızlı bir şekilde hedef limanlara ulaşabilir. Yakın zamanda bu konuyla işleyecek bir lojistikle ilgili bir konferans falan var mı hocam? Yakında lojistikle ilgili bir fuar var Mersin'imizde. Lojistik ve taşımacılık fuarı. Hangi tarihte? 28 Eylül, 30 Eylül tarihleri arası 3 gün sürecek. Yani çok kısa bir süre kaldı yani. Evet evet az bir süre. Bir hafta var. Bir hafta. Peki bu kapsamda bir konferans ve panel var mı? İlk iki gün paneller olacak öğleden sonraları fuar alanında. Konu başlıkları içerisinde bu konu konu başlıkları içerisinde neler var? Konu başlıkları içerisinde deniz taşımacılığı var. Konu başlıkları içerisinde Tarsus, Uluslararası Havalimanı var. Karayolu taşımacılığındaki trendler var. Günlük gelişmeler var. Yani güzel konular var paneller içerisinde ve güzel sektörün içerisinden. Uzman panelistler olacak. Tanyaş Hocam da gelecek herhalde. Mehmet Tanyaş Hocam gelecek. UTİKAT'tan görevliler gelecek. Mersin Ticaret ve Sanayi Odamız katılacak. Var. Deniz Ticaret Odamız katılacak panelist olarak. Şimdi bir hafta tabii kısa bir süre. Gündemde var mıdır bilmiyorum veya eklenebilir mi? Bence bu Mersin ana konteyner limanı konusunun da bence bu konferanstan bir tanesinin içerisine eklenmesi lazım. Şöyle bu panel süresi içerisinde mutlaka konuşulur. Evet. Yani her panelde konuşulabilir. Evet. Çünkü bu karayolu taşımacılığıyla alakalı, deniz yolu taşımacılığıyla alakalı bu. Ve şeyle de ilişkili. Tarsus Havalimanı bittiğinde bölgemizdeki ürünler Avrupa işlerine o erken meyvelerimiz çok hızlı bir şekilde geçecek. Nasıl ki Antalya'nın çiçeği bugün tüm Avrupa'ya dağıtılabiliyorsa havayoluyla. Evet. Bölge değer kazanacak. Çok ciddi değer kazanacak. Ve hava lojistiği değişecek. Orası bir havaliman olacak. Evet. Hocam bu konuda işte hani zaman zaman eleştirilir hep Mersin yeterince etkili bir lobi yapamıyor gibi. Aslında bu ana konteyner limanını baktığımızda ve lojistik köyü de buna ekleyerek Sayın Valimiz, Sayın Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe Belediye Başkanlarımız, Akdeniz İhracatçılar Birliği, Mersin Ticaret ve Sanayi Odamız, Mersin Deniz Ticaret Odamız, MESBAŞ gibi bu ve önemli aktörlerin mutlaka bir konsensüs içerisinde davranması lazım ve o zaman 28-30 Eylül'de yapılacak olan lojistik ve taşımacılık fuarında bu konunun gündeme getirilmesini ve Türkiye gündemine taşınmasını çok ve kuvvetli bir şekilde bir lobi yapılmasını önerelim değil mi? Tabii, lobi içinde illa Ankara'ya gitmeye gerek yok. Yani bu bir fırsat aslında. Tabii. Çünkü ulusal basın da olacak burada. Tabii. Bence tabii. Bu dönemi iyi kullanalım. Sevgili Hocam, siz bir dönem bu Paris Konferansı ile ilgili bize bir sunum yapmışsınız. Epeyce önce hatırlıyorum. Bizim AYD'nin genel kurulunda. Bu iklim değişikliği ve buna bağlı küresel ısınma ve bunun ülke ekonomilerine etkileri konusunda bir şeyler söylemek ister misiniz? Şimdi bu bir gerçek, artık dünya kabul ediyor. Dünya dönülmez felaketler dizisine doğru gidiyor, hızla gidiyor. İşte küresel ısınma nedeniyle, çevreye verdiğimiz zararlar nedeniyle ve çok ciddi bir bilinçlenme oldu. Özellikle Avrupa merkezli bu anlamda. İşte Paris Konferansı onlardan bir tanesiydi. Paris Konferansı çok ciddi adımlar atılmasına sebep oldu. Paris Konferansı'nda karbon salınımıyla ilgili hedef değerler ülkeler vaat ettiler. Ulaşacakları hedef değerleri koydular ve biz de geçen yıl imzaladık onu biliyorsunuz. 2015'teki Paris Konferansı'nı meclisimizden geçirdik. Artık ülkemizi de bağlayıcı bir unsur haline geldi. Her yıl karbon salınımında nötr seviyeye
doğru gidiş için bir azaltma söz konusu olacak. Bu anlamda teknolojiler değişecek. Dolayısıyla içten yanmalı motorlar artık hızla terk edilecek. Ve onun yerine elektrik enerjisiyle çalışan ya da hidrojenle çalışan taşıma sistemleri devreye girecek ve devreye alınmaya başladı. Yani bu konuda çok ciddi yönelim var. Tüm dünyada yönelim var. Ülkemizde de ben şu son dizel yakıtları olan benzini geçen oranları biraz bununla bağdaştırıyorum. Dizel kullanımımızı azaltmak için bu bilinçli bir hareket gibi görüyorum ben bunu. Yani yıllarca biz hep mazotu ucuz kullandık. Evet. Benzin daha pahalıydı. Birden tam tersine döndü. Evet. Yani burada bu verdiğimiz sözlerin de etkisi var diye düşünüyorum. Evet, yani bunları azaltmamız gerekiyor ve yeni teknolojilere çok uzak durmamamız gerekiyor. Yakın zamanda biz Avrupa işlerine tırlarımızı gönderdiğimizde tırlarımız giremeyecek, kent merkezlerine giremeyecek. Evet. Tabii bireysel olarak bize düşen sorumluluk da var değil mi? Bu karbon ayak izinin azaltılması konusunda. Evet, evet. Değil mi? Kullandığımız su, kesinlikle, enerji, elektrik. Kesinlikle. Kullandığımız araçlar, bindiğimiz uçak sayısı bu anlamda. Çünkü içten yanmalı motorları kullanan araçlar çok ciddi manada çevreye zarar veriyor. Sabah işe gidiyoruz, tek başımıza otomobilimize biniyoruz, gidiyoruz. Evet. Bir kişi. Artık toplu taşımın. Ama siz taşımanın... ne güzel örnek oluyorsunuz. Bence sizin karbon ayak iziniz azdır. Çünkü bisiklet kullanıyorsunuz değil mi? Çok güzel bir şey. Mümkün olunca bisikletle gidiyorum. Sevgili hocam, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Az bir süremiz kaldı. Şimdi siz bulunduğunuz konum gereği de bir başarılı bir akademisyen olarak da dünyayı izliyorsunuz. Tabii bu Covid'den sonra özellikle tarım ve gıda ürünleri konusunda çok önemli gelişmeler yaşandı ve şu an geleceğe dönük bir takım kıtlıktan, özellikle küresel ısınmadan dolayı bahsediliyor. Siz tabii bu anlamda tarım ve gıda lojistiği de çok artmaya başladı. Siz bu alanda ne diyorsunuz? Yani neler yapılabilir? Özellikle Türkiye'nin konumlanmasında neler yaparak biz lojistikte kendimize avantaj sağlayabiliriz? Özellikle tarım ve gıda lojistiğinde. Şimdi tarım ve gıda ile ilgili temel problemlerden bir tanesi yeterince tarımsal ve gıda üretimi yapabilmek. Dünyanın temel problemlerinden bir tanesi bu. Tarım alanlarını çok iyi korumamız gerekiyor. Tarıma çok ciddi önem vermemiz gerekiyor. Ve hızla bizim kooperatifleşmeyi tamamlayıp ülkemizde birlikler oluşturmamız gerekiyor. Şimdi bakıyorsun, vatandaşın 5 dönüm tarlası var, 10 dönüm tarlası var, 3 dönüm tarlası var. 5 dönüm tarlası var, traktörü var, pulluğu var, birbirleri var, her şeyi var. Ölü yatırım orada yatıyor. Ve bu büyük yatırımla o 5 dönüm, 10 dönüm tarlayı işleyerek ayakta kalmaya çalışıyor. Tarımsal girdiler çok pahalı. Ülkemizde çok pahalı. Yani tohumu pahalı, ilacı pahalı, gübresi pahalı. Ve insanlar artık üretmekten vazgeçme noktasına yaklaşmış durumdalar. Bunu hızla kırmamız gerekiyor. Biz daha önce kendimiz yeten bir ülkeydik, bunu yine başarabiliriz. Doğru desteklerle, doğru yönlendirmelerle biz bunu başarabiliriz. Tarımımızı tekrar canlandırabiliriz. Yani bu anlamda bir ciddi bir atılım yapmamız gerekiyor. Diğer taraftan köprü bir ülkeyiz. İşte Rusya'da üretilen, Ukrayna'da üretilen buğday, biliyorsunuz bizim boğazlarımızdan, denizlerimizden geçip dünyaya dağılabiliyor. Ya da dünya bakliyatına yön veren şirketler, Mersin merkezi şirketlerimiz var. Yani dünya çapında iş yapıyorlar. Tabii. Dünya bakliyatını yönetiyorlar. Çok gurur verici konular bunlar. Yani Türkiye'nin bu tip potansiyelleri var ama kendi tarımımızı biz acilen canlandırmamız gerekiyor. Düzlüğe çıkarmamız gerekiyor. Modern tekniklerle. Evet. Evet hocam, son sorumuzu sorarak programı sonlandıralım. Türkiye'de kadınlarımızın iş ve sosyal yaşamdaki bulundukları düzeyi yeterli görüyor musunuz? Yoksa neler yapmak gerekir? Yani şöyle, kadın erkek diye artık ayrım olmamalı. Hepimiz yaratıldık, insanız. Hepimizin birbirine yakın yetenekleri var, güçleri var. Belli alanlarda kadınlarımız çok daha güçlü. Zihinsel becerilerde, ayrıntıda çok daha güçlüler. Bedenen belki biz güçlü gibi gözüküyoruz. Fizyolojik dayanıklılıkları da daha fazla kadınlarımızın. Yani kadını erkek eşit tutmalıyız. Hayatın her evresinde ya da hayatın her bir noktasında kadın ve erkek birlikte hareket etmeli. El birliği içerisinde hareket etmeli. Bu kadınlarımızı ötelediğimizde, dışladığımızda, ekonominin dışında tutmaya çalıştığımızda gücümüzün yarısını kullanıyoruz demektir. Çok doğru. Bu anlamda artık zihnimizden, zihinlerimizden kadın ve erkek ayrımını silelim.
Silelim. Hep birlikte. Hep birlikte. Güçlü bir Türkiye için koşturalım diyorsunuz. Evet. Evet sevgili izleyiciler, bu haftaki konuğum Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Öğretim Üyesi Profesör Doktor Köksal Hazreti. Köksal Hocama çok teşekkür ediyorum. Gelecek hafta yeni bir konu ve konukla görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.